Daha sonrasında o da bizlere teknik destek tarafında sıkça müşterilerimizden gelen sorunlardan ürettiğimiz aslında şeyleri ipucu olarak gösterecek özelliklerini SolidWorks'ün. Birinci de başlamak gerekirse 2019 yılından itibaren herkese biraz yabancı gelmiştir başlangıç ekranı. Bu tarafta bize hoş geldiniz diye bir pencere veriyor SolidWorks. Bu pencerede aslında bizim eski dosyalarımız, normal parça montaj teknik resim şablonlarımız, işte erişebileceğimiz SolidWorks'ün öğrenim kaynakları, uyarılar vesaire bunların hepsini görüntüleyebiliyoruz. Bir de efektif kullanabilmek için raptiye ile sabitleme imkanı sunuyor. İşte klasöre ulaşma imkanı sunuyor. Dosya referanslarını gösteriyor. Şimdi canlı olarak birlikte hoş geldiniz penceresini izleyeceğiz. SolidWorks ilk açtığınızda doğrudan gelir zaten karşınıza bu ekran. Ama zaten şurada bir ev logosu var. CTRL F2 kısa yolu. Bu SolidWorks'a hoş geldinize tıkladığınızda karşınıza bu ekran gelir. Şimdi bu ekranda biz neler gerçekleştirebiliyoruz? Öncelikle son kullanılan belgelerimizi görebiliyoruz. Bu son kullanılan belgeleri başka türlü nasıl görüyoruz SolidWorks ortamındayken vesaire? Bu pencere olmadığı zaman R tuşu, Rize'nin R'si R tuşuna bastığınızda yalnızca son kullanılan belgelerinizi görebilir. Ve bakın bunun üzerine geldiğinizde sık kullandığınız projelerinizi, belgelerinizi de raptiyeye basarak sabit bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz. Maksimum 100 adet proje raptiyeleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada yapmış olduğunuz işlemleri de dosya menüsünde bakın bu kısımda da eskiden hani alışılagelmiş geleneksel kullanımda hep buradan açtığımız için yine son kullanılan belgeleri görebilir ve orada yaptığınız raptiye işlemlerini burada görebilir. Mevcut olan klasörüne gidebilirsiniz dosyanın. Aynı şekilde ben dosyaya tıkladığım zaman bir tetikleyici açılır ve bana o dosyayı, o klasörü gösterir. R kısmına tıkladığınızda bir montajsa o montajın modlarını, konfigürasyonunu, görüntü durumunu veya dediğim gibi klasörde gösterik ikonuna tıklayarak mevcut klasörü erişebilirsiniz bu kısımdan. Bir diğer özelliğimize geçtiğimizde ise referans düzlemi. Tasarım yaparken sıkça biz aslında düzlemler atıyoruz. SolidWorks'ün bizlere vermiş olduğu şablonumuz da hazır. Ön, üst ve sağ görünüş diye adlandırdığımız yan görünüş var. Bunların haricinde bunların kesişimi orijini ifade ediyor. Biz mevcut düzlemler oluşturuyoruz. Düzlem oluşturmada da bize yine sık sık gelen ve SolidWorks kullanıcılarının pek fazla kullanmadığı belli başlı özellikler var. Örnek veriyorum, ben bir prizma tasarımı gerçekleştirdiğimde SolidWorks'ün içerisinde bunun orta noktasına düzlem atamak istiyorum. Veya mevcutta benim pozisyonlanmış bir düzlemim varsa bunu ötelemek istiyorum belli bir mesafe. Diyelim ki ben ön düzlemi ötelemek istiyorum. Ne yapıyorum buradan referans almak için? Normal şartlarda referans geometrisi düzlem diyorum. Öteleme zaten otomatik olarak açılıyor. Mesafemi giriyorum ve öteleme işlemimi gerçekleştiriyorum yeni düzlemde. Ancak şöyle bir husus da var. Bakın, herhangi bir düzlem seçtiğinizde, düzlemin üzerine geldiğinizde, seçil düzlemin kenarlarına geldiğinizde bir tane artı ikonu çıkar ve bu artı ikonunun üzerindeyken CTRL tuşuna basılı tutarak mouse'unuzun sol tıkıyla sağ sola çekim işlemi gerçekleştirip referans geometrisi düzleme gitmeden doğrudan değişken tanımlayıp oraya düzlem atama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir pratiklik sağlıyor SolidWorks sizlere. Dediğim gibi seçili olan düzlemin üzerinde artı, bu SolidWorks'te move taşıma ikonudur. Ctrl'ye basılı tutarak sağ sola çektiğinizde yeni bir düzlem oluşturur ve doğrudan öteleme ile ve o seçmiş olduğunuz düzlemin referansını alarak ilerleyebilirsiniz. Bir de orta düzlem hususu var. Örnek veriyorum, bazı kullanıcılarda sıkça görmüştüm. Bu prizmanın orta noktasında bir düzlem atamasını yapmak istiyorlar. Ortasında bir şey çizmek istiyorlar. Baktığımda işte ölçümlerini gerçekleştiriyorlar. Öteleme yöntemiyle bu kısma bir düzlem atayıp işte mesafesini giriyorlar. Ölçtükleri yerin mesafesini gibi gibi birçok opsiyon var. Ancak biz şunu yapabiliyoruz. Düzlem komutunu çalıştırdığımızda eğer iki tane planeyi doğrudan seçersek bizim seçmiş olduğumuz iki planenin bakın ortasına bir düzlem atıyor. Zaten otomatik olarak orta düzlem ikonlarını da rahatlıkla görebilirsiniz.
Bir diğer seçenekle devam edelim. Bu arada sorularınızı webinar sonunda alacağız. Varsa not edebilirsiniz. Kaydet ve yeniden yükle. Bu kısım da aslında çok kritik. Dosyalarımızda SolidWorks kısmında biz neler yapıyoruz? İşte örnek veriyorum. Bir tane örnek dosya açalım. Onun üzerinden ilerleyelim. Herhangi bir işlem yaptığımızda biz dosyaların şu üst taraftaki kısmında, örnek veriyorum, benim burada bir tane işte somunum var. Bu somunda ne yapacağım? Ben üstünde işlem yapacağım. Bakın, mevcutta bir değişiklik yapmadıysanız dosyada açtığınız kısımda şurada dosyanın uzantısı ve dosyanın adı doğrudan yazar. SolidWorks'ün en üstündeki menü çubuğunda. Şu kısma biz menü çubuğu ismini veriyoruz SolidWorks'te. Ama ben bunun üzerinde gelip herhangi bir değişiklik yaparsam, en ufak bir değişiklikte, bakın üst tarafta bir tane yıldız ikonu beliriyor. Şuradaki yıldız ikonu. Bu yıldız ikonunun anlamı şudur. Bu dosyada bir değişiklik yapılmış ama kaydedilmemiş anlamına gelir şuradaki yıldız ikonu. Siz kaydete bastığınız anda o dosyadaki yıldız ikonu gider ve yapmış olduğum benim son çizim bunun üzerine gelir. Bu çizimi de biraz daha abartalım. Delik olarak şu kısımda pozisyonlayalım. Yine geldi ve bunu kaydetmedim. Bakın son yaptığım işlemi kaydetmedim. SolidWorks'ta bazen bir şeyler yapıyoruz. Farklı farklı işlemleri değiştiriyoruz. Ve geri al, ileri al gibi şuradaki CTRL-Z, CTRL-Y komutlarını kullanıyoruz. Ancak SolidWorks parametrik çalıştığı için, tarihçe tutan bir program olmadığı için unsurların bazı değişikliklerini geri alla geri getiremiyoruz biz her zaman. Programın mimarisi gereği böyle bir şeye izin vermiyor. Ancak şöyle bir seçenek var SolidWorks'un içinde. Yine son yıllarda çıkan bir özellik. Dosyanın içinde bakın. Yeniden yükle diye bir seçenek var. Örnek veriyorum, ben bu seçeneği, buradaki deliği istemeseydim ve geri de alamasaydım bunu, kapatacaktım, tekrar bu parçayı açacaktım en son halini bulabilmek için. Ancak reload İngilizcesi, Türkçesi yeniden yükle. Buna tıkladığımda bana belli başlı seçenekler var. İşte kaydedilecek mi? Diskte yeni sürüm var mı? Burada belli başlı pencereleri sunuyor. Ve ben tamam butonuna tıkladığım zaman bana tekrar orada en son kaydettiğim parçayı açıyor. Yani ben tekrar bunu kapatıp açma derdine girmiyorum. Evet, basit bir somun için bu belki de çok pratik bir işlem ama özellikle büyük montajlarınızda 20 saniye, 30 saniye, 1 dakikaları bulan montaj açma işlemlerinizde bundan da rahatlıkla kurtulabilir. En son kaydettiğiniz sürümü hiç SolidWorks penceresinden çıkmadan doğrudan çekebilirsiniz kendi SolidWorks ortamınıza. Şimdi kutu seçim aracı. Biliyorsunuzdur, sıkça biz aslında seçimler gerçekleştiriyoruz SolidWorks'te. Birçok geometri işte veya kenarı, yüzeyi kutu seçimiyle seçiyoruz ve bunda bir çok küçük bir trik nokta var aslında. Yine kimsenin bilmediği, herkesin ilk duyduğunda, gördüğünde şaşırdığı bir nokta var. Örnek veriyorum. Ben rastgele belli çizgi geometrileri çiziyorum buraya. Veya daireler, her neyse. Şimdi ben kutu seçimine çok pardon, sol taraftan başlarsam, yani sol taraftan sağ tarafa doğru kutu seçimi yaparsam, bakın iki tane dik çizgi, bir tane yatay çizgi, iki tane de yatay çizgiye teması var değil mi şu anda benim kutumun? Şu anda iki tane dik, iki tane yatay çizgiye benim kutumun teması var. Ancak yalnızca bir yatay ve bir dikey çizgiyi içine alıyor. Şunlara dikkat edin. 1 ve 2 numaralılara. Bu ve bu çizgiyi şu kutu seçimim içine alıyor. Diğer ikisine de temas ediyor. Bıraktığım zaman seçili objelerde yalnız bu iki çizgi olur. Ancak ben bunu tam tersi yönde yaptığım zaman, bakın soldan sağa değil de sağdan sola kutu seçimi yaptığım zaman, temas eden bütün çizgileri veya objeleri burada SolidWorks seçim ekranına yansıtıyor. Tekrar gösteriyorum. Soldan yaptığım zaman sol üstten başlıyorum. Sağa doğru çekiyorum bu kutuyu. Ve yalnızca içine girenleri seçti. Sağ taraftan başlayarak, şuradan ters de başlayabilirsiniz. Sağ taraftan sol tarafa seçim yaparsam temas eden her objeyi, örnek veriyorum şöyle. Bakın tamamını almadı soldaki dik çizgiyle sağdaki yatay çizginin ama soldan seçtim. Hepsini seçti. Toplam 6 çizgi. Aynı şekilde aynı kutucuğu soldan sağa yaptığım zaman bakın bu dik ve bu yatayı almıyor. Bu da yine kullanıcıları şaşırtan bir
Seçim ekranı belki de işlerinizi çok çok kolaylaştıracak. İşte birden fazla seçim yapmanıza şey sağlayacak bir komut. Düz ağaç görünümü ve öğeleri daraltın kısa yolu. Yine burada örnek bir parça üzerinden gidelim. Öncelikle parça ortamındaki düz ağaç kısmından bahsedeceğim. Feature Tree'den sizlere. Şöyle yapalım. Son kullanılan belgelerimizin içerisinden bir tane obje seçelim. İçerisinde birçok komut ve skeç bulunan. Şimdi örnek veriyorum. Burada bir tane kapak çizmişler. Tasarımını gerçekleştirmişler. Akışında sol tarafta görebilirsiniz. İşte çizim 1, çizim 2. Farklı farklı skeçler kullanılmış bu kısımda. Şundan bahsedeceğim. Bazen biz işte belli çizimleri farklı farklı unsurlarda kullanabiliyoruz. Doğru mu? Evet. Örnek veriyorum. Skeç 1 çizdim. İçinde bir sürü farklı kapalı kontür geometrim var. Onları farklı unsurlarda kullanabiliyoruz. Buradaki ağaç ise benim kullanmış olduğum skeci unsura bağlayarak onun içine yani kırılımlı bir ağaç oluşturuyor SolidWorks. Varsayılan ayarı böyle. Ancak ben şunu yapabiliyorum. Bakın. Parçamın üzerine sağ tıklayıp ağaç görünümü kısmından düz ağaç görünümünü göster diye bir seçeneğe sahibim ben. Düz ağaç görünümünü göstere tıkladığımda şu an dosya sağ okunur yazma yetkim yok. PDM'den çalışıyorum. Bakın benim yaptığım işlemleri skeç ve unsur olarak sınıflandırmadan doğruca ayırdı. Yani aslında benim buradaki iş akışımı doğrudan buraya yansıttı ve artık ben seçimler gerçekleştirirken bir unsur oluştururken bir skeç seçeceksem bir daha içine girmeden doğrudan o skeci seçip işlem gerçekleştirebilirim. Nasıl kapatırım tekrar? Aynı olayla. Sağ tıkladım. Ağaç görünümü dedim. Düz ağaç görünümünü göster yerine düz ağaç görünümünü gizliye döndürdüm. Ve bakın bu kısımdaki bütün skeçlerimi onları kullanmış olduğum unsurlara bağladı doğrudan. Bunu da kapattım. Bir de bizim burada yine sizlere bahsetmiş olduğum öğeleri daralt diye bir sık sık kullandığımız aslında bizim bir komut var. Montajlarınızda sizler de birçok alt montaj, klasörleme vesaire birçok seçenek kullanıyorsunuzdur illaki. Hepsini açtıktan sonra bir şeylere erişmek burada zor olabiliyor. Ve ben ne yapıyorum? Şurada öğeleri daralt yapıyorum sağ tıklayıp. Buna çok rahat bir şekilde burayı toplayabiliyorum. Bu kısımda şöyle de bir seçenek var. Şu an kısa yolum çalışmadı. Şu an çalıştı. Örnek veriyorum. Ben klavye üzerinde bazen kısa yollar gerçekten insanın çok işine yarıyor. Mouse kısmında değil de sürekli elleri klavye ve mouse'un üstünde olan kullanıcılarda bu sıkça gözüküyor. Ben birden fazla burada açılım yaptım. Neyin içerisinde biraz bulmam zorlaştı aslında. Ben bakın Shift ve C tuşuna bastığım zaman ne kadar bir şeyin içerisini açmış olsam da ne kadar işte unsur, düzlem, alt montajın içerisinde bazı şeyleri göstermiş olsam da erişim zorlaştığı için Shift C yaptığımda bu kısmı komple tekrar topluyor ve benim ana montajım nasıl tasarlanıp kaydedildiyse o kısma getiriyor. Bir de şu çok soruluyor, ondan da bahsedeyim. Daha demin göstermiş olduğum, şu kapağın üzerinde göstermiş olduğum ağaç görünümü burada işe yaramıyor tabii ki. Montaj ortamında yalnızca bunların içerisine erişebiliyorsunuz. Tek tek bunların içerisini düzleştirmeye imkan tanımıyor SolidWorks. Bunu da belirteyim sizlere. Shift C kısa yoluyla burada bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Evet, 6. komutumuz aslında seçim etrafında döndür. Fit dediğimiz sığdır işlemi ve Zoom to Selection dediğimiz İngilizce'de seçime yakınlaştır işlemleri. Şimdi burada bir nozzle'ımız var örnek olarak onu göstermişiz. Yine bu nozzle'ı açalım ve onun üzerinde seçili geometri etrafında döndürün
ne işe yaradığından, seçim etrafında döndürün, nasıl bizim işlerimizi kolaylaştırdığından bahsedelim. Bileşiniz açılsın. Evet, şurada bir nozzle'ımız var. Nozzle montajımızı açalım. Evet, geldi bu kısım. Örnek veriyorum, bunu da yine kullanıcılar bizlere çok fazla soruyordu. Biz bu objeyi döndürmek için, örnek veriyorum, mouse'un orta tuşunu kullanıyoruz. Ben bunu şu eksende döndürebilmek için şöyle şöyle döndürüyorum, arka tarafını görüyorum, değil mi? İşte markanın baskılı olduğu yüzeyi, markalanmış olan kısmı görebilmek için tekrar tekrar şöyle döndürüyorum. Bu tamamen benim elimin ayarına kalmış bir durum aslında mouse. Ama SolidWorks şöyle bir seçenek sunuyor. Sizin buradaki düzleminiz üzerine bir kez mouse'un orta tuşuyla tıkladığımızda, döndürme yaptığımız tuşuyla tıkladığımızda sizlere bir tane ikon çıkartıyor. Bakın, döndürme ikonunun ortasından bir tane eksen geçiyor. Bu ekseni kullanarak bakın yalnızca nereye mouse'umu sürüklersen sürükleyeyim onun etrafında döndürüyor bizlere. Seçmiş olduğumuz eksen etrafında döndürüyor. Bu yine bizlere sıkça sorulan bir durumdu. Nasıl işte bu kısımda döndürebiliriz veya böyle bir opsiyon var mı diye. Bunları da sizlere göstermek istedim. Bir kez bakın orta tıkla herhangi bir düzlem seçiyorum. Şu silindir etrafında döndüreceğim. Daha sonra döndürme işlemimi gerçekleştiriyorum. Yalnızca seçili olan face, yüz bana o eksen etrafında döndürme işlemi yapıyor. Örnek veriyorum. Ben buradaki bir tane işte bağlantı noktasında işlem yapacağım ama arkadakini göreceğim. Çeviriyordum. Arka tarafı görüyordum. Yani şu an öyle yapmama gerek yok. Tıklarım buna, çeviririm. Hop arka taraf gözüktü. Buradan istediğim işlemi gerçekleştirebilirim. Bu parça ortamında da montaj ortamında da çalışan bir komuttur. Bilginize. Sığdır. Sığdır kısmı ise yine SolidWorks'te belki birçok kullanıcının bildiği bir komut ancak bazen müşterilerden yine bilmeyenler olduğunu görüyorum. Ben de onun için çok küçük bir şekilde koyayım dedim. Bakın şurada aslında bizim sığacak kadar yakınlaştır. İngilizcesi fit bu komutun. F kısa yoluyla da yapabildiğimiz bir işlem var. Örnek veriyorum. Benim ekranımda birçok farklı alanda montajım olsun ve bir kısmı bakın kenar tarafta olsun. Bu kenar taraftaki montajımızı ekranımızın tam ortasına getirebilmek için, sığacak kadar getirebilmek için F tuşuna basabiliriz. Veya dediğim gibi şuradaki ikonu kullandığınızda ekrana otomatik olarak bunu fitleyecektir. Bundan da çok kısa bahsettik. Seçime yakınlaştır, seçili objeye yakınlaştır. Şimdi bizim bazen parçalarımızı şu an ben tıkladığım zaman bakın mavi vurgulamalar yapıyor. Yani seçim yaptığım zaman mavi vurgulamalar yapıyor. İşte o ringin burada olduğunu görebiliyorum. Ama çok çok daha büyük montajlarda bu biraz zorluk çıkartabiliyor kullanıcılara. Peki bu tarz durumlarda ne yapmamız lazım? Seçmiş olduğunuz montaj bileşenine sağ tıkladığınızda şurada bir büyüteç çıkar. Seçime yakınlaştır. Ben buna tıkladığım zaman bakın bana o bölgeye zoom yapar. Buradaki o ringi seçtim, buraya yakınlaştırdı. Örnek veriyorum şuradakinin ismini öğrenelim. İşte şurada metrik 3 vidaymış. Metrik 3 vidaya tıkladım. Nerede olduğunu rahat göremiyorsam eğer bu kısımda sağ tıklayıp seçime yakınlaştır dersen beni o vidanın bulunduğu pozisyona getirecektir. Bu evet küçük derli toplu bir montajda belki de çok efektif olmuyor ama bunu kopyaladığımız zaman burada ben en basitinden bir tane şurada objeyi kopyaladım ve montajın öteki ucuna bir yere getirdim. Uzaktan baktığımda da bunu çok rahat göremiyorum. Buradaki bileşeni. Ne yapmam gerekiyor o zaman? Bileşenin kopyalandığı yeri biliyor muyum? Evet biliyorum burası. Çünkü unsur ağacından ben getirdim. Bileşeni ben ekledim, ben kopyaladım. Pozisyonun nerede olduğunu net anlayabilmek için sağ tıklıyorum. Seçime yakınlaştır diyorum. Ha buradaymış. Geri çekildiğinde zaten onun orada olduğunu anlıyorum. Bileşeni taşı komutuyla veya mouse'un sol tıkıyla sürükleyerek istediğim pozisyona getirebiliyorum yine bunu. 7. komutumuza geçelim. Dik bak ve opsiyonlu bak. Dik bak komutunu SolidWorks kullanıcıları çok çok sık kullanıyor. Bilmeyen olduğunu da düşünmüyorum aranızda. Ancak şöyle bir şu bileşeni açtığımızda bağlantılı şu bileşenimizi yeni bir şeyden bahsedeceğim aslında seçim kısmında. Dik bak komutu bizim şuradaki
Görünüm oryantasyonunun içinde bulunan, kısa yolu CTRL 8 olan veya bunu ben yine çok sık müşterilerimizde görüyorum. Özelleştirip şuraya pozisyonlandıran, işte şuraya pozisyonlandıranları görüyorum. Sıkça kullanılan komutlardan bir tanesi aslında. Ya da yüzeyin üstüne tıkladığınızda, bir yüzün üstüne tıkladığınızda dik bakabiliyorsunuz. Şimdi şundan çoklu seçimle dik bakmaktan bahsedeceğim. Arasındaki farklılığı göstereceğim. Şimdi ben burayı seçtim. Dik baktığım zaman bana bu şekilde geliyor. Ama ben buna ters bakmak istiyorsam, bir daha dik bakarsam aynı dik olan pozisyona arkadan bakar. Arka tarafından gösterir o planı. Ama benim ters olarak ifade ettiğim şey o değil aslında. Hani bu burada kalsın. Bu burada kalsın ama şuradaki dairesel kısım var ya alt tarafta gösterdiğim şurası. Burası üste baksın istiyorsam ne yapmam gerekiyor? İşte ben CTRL'ye basılı tutarak taşıyabiliyorum bunu. Ok tuşlarıyla bu parçayı ekranımda. Shift'e basılı tutarak da ok tuşlarıyla rotasyonunu sağlıyorum. Bakın birçok işlem yaptım. O yüzeye dik bakıp bunu şeye getirebilmek için. Şu an Shift'e basılı tutarak ok tuşlarıyla bunun pozisyonunu değiştiriyorum. Evet güzel, evet pozisyonunu değiştirdim ama biraz zor değiştirdim. Kolay durum nedir? Bakın şöyle. Dik bakacağınız yüzeyi önce seçtiniz. Daha sonra da buna referans bir düzlem seçip dik bakarsanız sizlere o pozisyonlamayı bu şekilde gerçekleştirilir. Peki şunu yaparsam dikkatlice izleyin şimdi. Burayı ve burayı seçtim. Dik bak dedim. Ve bana nereye gösterdi? Aynı yüzeye dik baktım ama seçmiş olduğum planı yukarıda gösterdi. Peki, şöyle yaparsam ne olur? Bunu seçtim ve şunun alt yüzeyini seçip dik baktığımda bakın pozisyonlamayı nasıl değiştirdi? Ben buraya dik bakıyordum. Evet, şu an buraya dik bakıyorum. Şöyle de dik bakıyorum. Bu da aynı şey. Ama benim istediğim geometri. Altta belki çizim yaparken ona göre referans alacağım. Burayı ve alt tarafını seçtiğim zaman, çok pardon, dik baktığımda ona göre pozisyonlama yapıyor ve benim objemi karşıma o şekilde getiriyor. Bu da yine bilinmeyen bir noktayı da çoklu seçimlerle dik bakma işleminin nasıl yapıldığı SolidWorks tarafında. Minimum, maksimum, yay ve daire ölçümlendirmeleri. Normalde siz yay ve daireleri ne kadar seçim yaparsanız yapın, eğer referans çizginiz yoksa üzerinde veya parçalamadıysanız daireyi yayı, seçim yaptığınızda her zaman merkez noktasından mesafe ölçümlendirmesi verebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Hemen uygulayalım. Örnek veriyorum. Orijinle ilişkisi olmayan iki tane daire çizdim. Aralarına bir tane yardımcı çizgi pozisyonlandırdım. Çap ölçümlendirmesi de yapalım. Ve bunların çaplarının eşit olması için eşit ilişkisi de verelim üzerlerine. Bu işlemi gerçekleştirdim. Şimdi aralarındaki mesafeyi ölçümlendirmek istiyorum. Bakın, siz ne kadar daireyi seçerseniz seçin hep merkezinden ölçümlendirme yapar. Buradaki bu çizgi olmasa da merkezinden ölçümlendirme yapar. Ama benim işim gereği bunu bir slota çevireceğim veya iki daire arasında dıştan veya içten mesafe vermek istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Akıllı ölçümlendirme butonum aktifken bakın Shift tuşuna basılı tutarak yapacağınız yönün iç veya dış olduğuna hani ortanın dış tarafı olabilir, iç tarafı olabilir. Ortanın dış tarafından seçim yaparsanız dış tarafından ölçümlendirme yapar. İç tarafından seçim yaparsanız iç tarafından ölçümlendirme yapar. Yani ben şu an ne yaptım? İki dairenin merkezinin sol mu sağ mı taraflarından yapacağımı seçip ölçümlendirmeyi bu şekilde gerçekleştirdim ölçümlendirmemi. Kapatıyorum, tekrar göstereceğim. Bunun Shift'e basılı tutarak soldan, bunun sağ taraftan seçimini yaparsam dıştan dışa bir ölçümlendirme sağlarım. Aynı zamanda içten içe en dar mesafeyi ölçmek istiyorsam yine bakın solundan seçmiyorum, sağından seçtim, tıkladım. Bunun da sağından seçerim veya bunun da dışından, ortasından her neyse yakın pozisyondan seçip bu işlemi gerçekleştirebilirim. Bu da yine bilinmeyen bir özellik SolidWorks tarafında pek fazla. Onun için burada gösterme gereği duydum. Shift tuşu bizim dairelerimizde ve yaylarımızda iç dış taraftan ölçümlendirme, minimum maksimum dediğimiz ölçümlendirmeyi yapmaya imkan tanıyan bir seçenek.
Ayrım çizgisi. Ayrım çizgisi komutu SolidWorks'te kalıpçılar belki çok sık kullanıyordur ama onun haricinde işte geometrileri ayırmakta, seçimleri ayırmakta veya işte farklı yüzeylere farklı renkler atamakta kullanıcıların kullandığı bir komut. Yine bu komutu da çok sık bilinmediği için burada göstermek istedim. Gün aşırı bizim destek ekibimize bununla alakalı sorunlar gelebiliyor. Ve bunları aşırı aşırı çözmek, şey yapmak yerine, ifade etmek yerine sadece burada şeyde göstermek istedim sizlere. Buradan ben katı modelin ortasında bir geometri, örnek veriyorum bir elips geometrisini bu düzlemsel sabit yüzden ayırmak istiyorum. Yani ne yapmak istiyorum? Buraya tıkladığımda farklı iki alan olmasını istiyorum. Ortasında bir elips ve dış taraf bana farklı seçim imkanı tanımasını istiyorum. Ben rengini değiştireceğim ortanın veya farklı bir unsurun içerisinde seçim yaparak kullanacağım bunu. Tamam, ilerleyelim bu kısımdan. Nasıl ilerliyoruz? Öncelikle çizimimizi çiziyoruz. Geldim. Çok ölçüsü benim için önemli olmayan şu anda herhangi bir ölçümlendirme yapmayacağım. Çünkü bir tane elips çizdim. Orijin merkezli. Bir elips geometrisi konumlandırdım ve bu çizimi onayladım. Bu çizimi onayladıktan sonra şu anda ne hiçbir şekilde gözükmüyor plakamın renginden dolayı. Ancak çizimim bu kısımda mevcut. Kalıp araçlarının içerisinden de ayrım çizgisine erişebilirsiniz veya Berkay Bey çok detaylı bahsedecek bu arama kısmından, komut arama kısmından. Buradaki küçük ok işaretini seçip komutu da Türkçe kullanıyorsanız ayrım çizgisi, İngilizce kullanıyorsanız da split line olarak bu komutu bulabilirsiniz. Ayrım çizgisine ben tıkladım. Benden neyi yansıtacağımı istiyor. Öncelikle oraya değinelim. Yansıtma sekmesini göstereceğim yalnızca. Çizim biri hangi yüzeye yansıtmamı istiyor? Bu yüzeye yansıtmamı istiyor. İki seçimi gerçekleştirdim. Tamam dedim ve bakın herhangi bir burada geometri değişikliği yapmadık. Yani bunun hacmi de ağırlığı da bir öncekiyle aynı. Hatta kontrol edelim. Baktık 0,108 pound, 1,109 inç küpmüş. Bunu pasifleştirdiğimde yine aynı değerleri görmem lazım bu kısımda. Çünkü geometrik olarak bir işlem yapmadık. Sadece orada markalama yapıp iz bıraktık gibi düşünebilirsiniz. Ben ne yapabilirim? Buraya farklı bir renk, görünüm, herhangi bir obje atayabilirim artık. Veya bunu bir unsurda bakın. Eskiden seçtiğimiz zaman bir bütün seçiliyordu. Ama ben ne yaptım bu kısmı? Ayırdım ve ayırdığım kısmı da istediğim şekilde kullanabiliyorum. Yüz olarak buraya farklı bir renk atama işlemi gerçekleştirebilirim. Devam edelim. Budama trim. Budama kısmında bizim aslında dediğimiz power trim diye adlandırdığımız bir budama çeşidi var. Ve kullanıcılar hep AutoCAD alışkanlığından dolayı en yakına kırp sekmesini kullanıyorlar. Bu alışkanlıktan ziyade aslında burada biraz daha efektif bir kırpma işlemi gerçekleştirebilin diye ondan bahsedeceğim sizlere. Şimdi biz trim objeleri bu da trim'e tıkladığımızda genelde herkes şu komutu kullanıyor. En yakına kırpa tıklayıp işte mevcuttaki geometrilerini kırpıyor. Fakat bizim burada belki de 8-10 tıkla yaptığımız işlemi bir saniyede yapabileceğimiz bir komut daha var. SolidWorks'ün kendine özel toplu kırpma diye adlandırdığımız bizim Türkçeleştirmişler Power Trim. Nedir bu işe? Nedir bu ve ne işe yarar? Bakın, mouse'unuzun sol tıkıyla basılı tutarak bir geometri çizmeye başlarsınız. Ve bu geometri bir yılan gibi düşünebilirsiniz, iplik gibi düşünebilirsiniz bunu. Üstünden geçtiğiniz her geometriyi kırpar. Hiç bırakmadığınız sürece bunu yanlış bir kırpma yaptığınızda en son kırptığınız alana kırmızı bir nokta bırakır ve o noktanın üstünden geçip onu geri getirebilirsiniz. Örnek veriyorum ben bunun alt tarafını kırpmayacaktım. Ama bunları kırptım. Sol tıkla basılı tutarak kırmızı noktaların üzerinden geçerek yan ve alt taraflarını geri getirdim ama üstünün kırpılmasını istiyorum. Bıraktığım anda o kısmı kırpar. Bakın sağ tarafı kırparken buraya dokundum. Hayır, burayı kırpmayacaktım. Geri aldım, devam ettim. Örnek veriyorum yine. Bu tarafta da aynı işlemi yapabiliriz. Buraya dokundum, hatta buraya da dokundum. Ha dedim bunları geri alayım. İşimi görecek çizgiler. Bıraktım ve
Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kırpabildim. Ortada şuraya tık tık iki kez tıklayacağım, hop şöyle ikisini seçtim. Ortasını boşalttım gibi düşünebilirsiniz. Bu da yine SolidWorks tarafında kullanıcıların pek kullanmadığı, çünkü yıllardır tasarım veya teknik resim işiyle uğraşan insanların kullandığı AutoCAD programında en yakına kırp komutuna alışmış olmaları. Ancak Power Trim toplu kırpmaya alıştığınız zaman inanın en yakına kırpı belki de hiç kullanmayacaksınız. Çünkü çok efektif bir komut SolidWorks'te bana göre. Şundan da çıkalım. Devam edelim. 11. maddemize geçtiğimizde aslında burada bunların ikisini birleştirecektim fakat ayırdım. Şimdi bahsedeyim açı ölçümlendirmeleri. Bu da benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi, objelerden bir tanesi aslında. Bunu öğrenmeden önce ben de açıkçası bu ne zaman geldi hatırlamıyorum. Hep açı ölçümlendirmelerinde yardımcı çizgiler, eksen çizgileri çiziyordum. İngilizce'de biat diye adlandırılan bir dört tane ok şeklinde, artı şeklinde bir komut geldi. Referans çizgisi biz kullanmadan burada açı ölçümlendirmeleri gerçekleştirebiliyoruz. Yani ne demek istiyorum sizlere? Şunu demek istiyorum. Bakın biz bir tane düzlemsel olmayan bir çizgi çizdiğimizde bunu ben yatayda şurayla ölçümlendireceksem veya diğer tarafla ölçümlendireceksem ne yaparım? Bir tane merkez çizgisi atıyorum ve bu merkez çizgisiyle arasını ikisini seçip bu tarafta veya bu tarafta ölçümlendirme yapıyorum. Giriyorum değerimi. Ancak biat dediğimiz olay şu. Çizgiyi çizdim. Bakın çizginin kendisine ve uç noktasına tıkladığımda bunu elde edebiliyorum. Bu da diyor ki bana zaten mouse'umun kenarına dikkatli bakarsanız açı ölçümlendirmesi çıktı bile. Diyor ki nereden ölçümlendireceğim bunu? Aşağıyla bunun arası mı? Hani bunlar aslında bizim dört eksende birer yatay çizgimiz. Bu yatay çizgilerimiz seçtiğimiz anda o pozisyonla arasındaki açıyı verir. Bakın buraya tıklarsam bu ikisinin arasındaki açıyı verir. Sesim şu anda geliyor mu? Bir sıkıntı yok sanırım. Sıkıntı varsa lütfen chat'e yazın. Yukarıda ses var gözüküyor. Sürekli yeşil barem oynuyor. Tekrar devam ediyorum. Akıllı ölçümlendirmeye girdim. Burada ben çizgimi seçiyorum ve uç noktasını ölçümlendirme yapacağım. Uç noktasını seçiyorum. Bu seçimlerde istediğim bir eksen çizgisini şuradaki y artı y eksi x eksi x artı gibi düşünebilirsiniz. Herhangi birini seçip arasında ölçümlendirme verebiliyorum. Bu kısımda şöyle de bir husus var. Bazen bunu da çok soruyorlar. Normal ölçümlendirirken de biat ölçümlendirmesi yaparken de bize bunu SolidWorks sunuyor aslında. Şöyle söyleyeyim. Bakın iki seçenek arasında ben yatay bir çizgi ve açılı bir çizgi seçtiğimde dinamik olarak sağ taraf 120 derece yaklaşık, sol taraf 60 derece iki tarafa çektiğim zaman nereden ölçümlendirme verebileceğim sorar. Ama ben 120 tarafını ölçümlendirip bu 120'yi karşı tarafa yazmak istiyorsam bu işlemi yapamam. Bunun için de yine mouse'umun kenarına dikkatle bakın. Bir tane sağ tık ve bir tane kilit ikonu var. Doğru görüyorsunuz değil mi? Bu kısımda da sağ tıka tıkladığınız zaman kilit açılır ve bu 120 ölçüsünü kilitler. Sola çektiğinizde istediğiniz yere pozisyonlandırdığınızda buna tıkladınız ve bakın görmüş olduğunuz gibi istediğiniz yere taşıdığınızda hiçbir problem olmadan ölçümlendirme gerçekleştirebilirsiniz. Bu da bazen soruluyor. Neden açı ölçülendirirken mouse'umun kenarında sağ tık ve kilit ikonu çıkıyor diye. Bunlardan da sizlere bahsetmek istedim açıkçası. Devam edelim. Otomatik çizim ilişkileri. Aslında biz SolidWorks'te çizim yaparken ayarlarda default olarak gelen otomatik çizim ilişkileri var. Nedir çizim ilişkileri? Biz bir tane gelip yatayda çizgi çekerken bakın yanında çakışık ve yatay ikonu geldi. Orijinle çakışık ve yatay yaptı o çizgiyi. Dikey çizdiğimizde, dikeye yakın bir şey çizdiğimizde otomatik dikeyi yakalar. Bunu SolidWorks'ün seçenekler, şuradaki seçenekler ikonu. Bu seçenekler ikonundan sonra
çizim ilişkiler yakalamalar sekmesinde otomatik ilişkiler diye bir obje var şurada. Buradan karşınıza gelir. Kapatabilirsiniz. Ancak bu çoğu kullanıcının kapatmadığı bir husus. Ve karmaşık bir geometri oluşturduğunuzda, örnek verelim, tekrar devam edelim örnekle. İşte açılı, düzlemli, farklı farklı objeleriniz var. Bakın, bunlar da çizim yaparken herhangi bir ilişki vermeyeceğiniz zaman işte paraleli yakalarsınız, bir şeyini yakalarsınız. Sizlere farklı farklı sarı sarı oklar çıkar. Sanki onunla işte dikmiş, paralelmiş gibi birçok işaret çıkar. Ama bunu bakın yatay çiziyorum ya, şu an sarı yatay ikonu var. CTRL'ye bastım. Tamamen CTRL'ye basılı tutarak serbest bir işlem yapabilirim. Hiçbir çizim ilişkisi vermeden. Bakın burayı bile yakalamaz. Serbest bir çizim ilişkisi kullanabilirim bu kısımda. Tekrar deniyorum. Bakın. CTRL'ye basılı tuttum. Ucunu bile yakalamıyor. Bıraktığım zaman yakalar. İşleminiz eğer birkaç seferlik çizim ilişkisi yakalamak istemiyorsanız, bakın hiçbirini yakalamıyor, tutmuyor hiçbir yerden. CTRL tuşunu kullanabilirsiniz. Bu da karmaşık geometriler çizen kullanıcılarda sürekli bir ilişki yakalaması, sarı veya kırmızı aşırı tanımlı ikon uyarıları verdiğinde problem çıkartabiliyor. Bilginiz olsun. Tekrar 12'den devam edelim. Seçim filtreleri. Seçim filtresi nedir? Hemen ondan da bahsedeceğim. Bizim geometrilerimizde bazen unsurlar bizden nokta seçmemizi istiyor, kenar seçmemizi istiyor, yüz seçmemizi, unsur seçmemizi, hani birçok şeyi bizden isteyebiliyor. Biz bunları gidip tek tek yaklaşıp pozisyonlayıp seçmek yerine SolidWorks bizlere seçim filtresi sunuyor. Nedir seçim filtresi? Bizim istemiş olduğumuz geometrileri şurada da görüyorsunuz. Noktası, kenarı, gövdesi, katı gövde, yüzey gövde, plane, işte düzlem, eksen neyse birçok şeyi siz neyi seçerseniz seçin size o bölgedeki sadece noktayı seçiyor veya sadece kenarı seçen bir sistem var. Kısa yollarını F5 ve F6 diye varsayılan da SolidWorks belirlemiş veya şuradan gidip seçim filtresi dediğinizde de bunları açabiliyorsunuz. Ben F5 ile F6'yı kullanacağım. F5 dediğinizde bakın şu alt tarafta olan menü açılıyor, kapanıyor. Bu F5 menünün kısa yolu. F6'ya tıkladığınızda burada seçim filtresini sizlere açıyor. Ancak benim ekranımda herhangi bir obje yok. Şimdi kapatalım bunu. Seçim filtresini de kapattım. Bir tane katı geometri açalım. Şu kapağı açabilir miyiz? Burada bir tane plastik kapağımız var. Bunu açalım. Çelikmiş bu arada. İçi dolu çelik bir parça, kapak değilmiş. Ben bunun üzerindeki atıyorum bütün işte düz yüzeyleri seçmek istediğinde hepsini seçersen bakın kenarları da seçiyor. Birçok farklı farklı objeyi seçiyor. Veya sadece şu bölgedeki kenarları, yüzeyleri, bir şeyleri seçmek istersem ne yapmam gerekiyor? Onlara değineceğim şimdi sizlere. Seçim filtresini açtım. Alt taraftan da neyi seçeceğimi filtreleyebiliyorum. Bakın sadece noktayı seçmesini istersem şu biz köşelerine gelip nokta seçiyoruz ya normalde. Noktayı kapatayım. Bunun uç noktasına gelirsem nokta, çizgiye tıklarsam çizgi, buraya tıklarsam yüzey seçebilirim, yüz seçebilirim. Seçim filtresi ise geldi bana. Noktaya tıkladım. Yalnız nokta seçebilirim. Bakın buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Herhangi bir seçenek yok. En yakın noktayı seçiyor bana. Dışında olsam bile. Veya çoklu seçim yaptığımda o bölgedeki noktaları seçiyor. Yine çoklu seçim yaptım, noktaları seçti. Noktayı kapattım, kenar seçmemi istedim. Bakın yalnızca kenarlarını seçiyor. Nokta seçemiyorum, yüz de seçemiyorum. Sadece kesişim kenarlarını seçer. Aynı şekilde yüz olarak düşündüğünüzde de bunu bakın seçtiğim bölgede kenar vesaire seçmez, sadece yüzü seçer. Dediğim gibi F6 bu özelliği kapatıyor. F6. F5 de menüsünü açıyor bunun. Menüsünü. Belki bunu daha önce kullanmışlar vardır aramızda. Ancak ben yine çok sık kullanılmadığı için bundan bahsetme gereği duydum. Seçim filtresi bazı durumlarda özellikle çoklu seçimlerde örnek veriyorum 50 tane siz 100 seçeceğiniz zaman bir bölge üzerinde işte tek tek yanlışlıkla kenar seçmeyeyim, nokta seçmeyeyim diye o bölgeye yakınlaşıp
100 seçmek istiyorsunuz. Ama halbuki F5'e bastım. Buradan geldim, 100'ü filtreledim. Seçim filtrem çalıştı. O bölgeyi kutu seçimiyle işaretleyip bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu da bilginize. Üst düzey montajlarını filtrele. Bu da yeni gelen özelliklerden bir tanesi SolidWorks'ün içerisine. Ondan hemen bahsedeceğim sizlere. Bir tane ben hemen montaj klasörümün lokasyonuna gitmek istiyorum. Şuradan hemen bakalım nerede pozisyonlanıyor buradaki objelerimiz diye. Şurada bir klasör açtım sizlere. Şimdi burada türe göre sıraladığımızda 1, 2, 3 işte belki de kaç tane bakalım hemen. 14 tane montaj var. Bunların biz birçoğu belki de hiç kullanmadığımız veya birçoğu alt montaj. Benim ana montajım değil yani. Üstünde bir montaj daha var ve referanslı. Bunu SolidWorks kullanıcıları nasıl filtreliyor? Ben de daha önceden bu şekilde filtreliyordum. Geliyordum, dosya aç diyordum. Bir konuma götürüyordu beni. O konumda da ben boyuta göre sıralıyordum ve en yüksek olan muhtemelen benim ana montajım, büyük montajım diyordum ve onu gösteriyordum. Ama SolidWorks bizlere artık şöyle bir seçenek sunuyor. Bakın, parça, montaj, teknik resimleri filtreleyebildiğimiz gibi buradan gelip üst düzey montajlarını filtrele dediğimizde hiçbir üst montajda kullanılmamış montajları listeliyor. Bu büyük ihtimal hiç kullanılmamış bir parça. Ama ben baktım 7 MB'lık benim bir tane büyük parçam var. Ha, bu diyorum benim. Bunu kapattığım anda bakın kaç taneydi? 14 tane benim burada parçam vardı. Alt montajım vardı. Ne yaptım ben? Üst düzey montajları göster dedim. Bu benim dedim ana montajım. Aç dedim, açtı. Örnek veriyorum sizlere. Bu da çok pratik bir komut aslında. Kalabalık klasörlerde gerçekten 20 saniye, 30 saniye aradığınız montajı tek tıkla 1 saniyede, 2 saniyede size bulduran bir komut. Gün içerisinde sık yaptığımız işlemlere vurduğumuzda aslında bunlar biz tasarımcılar veya işte proje işleriyle, SolidWorks işleriyle uğraşan kişilerin hızlanmasını sağlayan pratik araçlar. 14. Bileşenleri gizle, göster ve izole et. Şimdi bizim burada zaten bileşenin üzerine sağ tıklayıp gizle, göster veya unsur ağacından da aynı işlemleri yapabiliyoruz. Burada hem kısa yollardan bahsedeceğim hem de izole ortamlarda bazen izole ettiklerinin haricini görmek isteyenler oluyor veya izole ne etmenin ne olduğunu bilmeyen kullanıcılar oluyor. Onlar için bir böyle bir seçenek ayarladım daha doğrusu. Yer verdim onlara. Hemen ondan bahsedeceğim sizlere çok kısa bu montajım üzerinde. Biz bazen bazı bileşenleri görmek istemiyoruz montajda. Hem o anki çalışma koşullarımızla alakalı hem de anlık olarak işimize etki etmeyen bileşenleri, orada olması gereken ama etki etmeyenleri gizliyoruz ki rahat çalışalım. Hem grafik performans açısından hem bizim bazı şeylere kolay erişim açısından. Örnek veriyorum ben şimdi bir alt montaja gidelim burada. Doğrudan çalışmayalım. Şuradaki bir alt montajımıza gidelim. Burada daha rahat gösterme imkanı bulacağızdır. Ben şuradaki işte kapağı örnek veriyorum. Görmek istemiyorsam sağ tıklarım buna. Şuradan gizle derim ve bu motor cover gizlenecektir. Ben geldim bunun üstünde tap tuşu, Caps Lock'un üstünde ESC'nin iki altındaki tap tuşunu kullanarak burada bileşenleri gizleyebiliyorsunuz. Bakın. Seçtiğim bileşenler otomatik olarak gizleniyorlar. Üstüne geldiğim bileşen. Tekrar ben aynı bileşenin bulunduğu pozisyona mouse'umu getirip shift tap yaparsam bakın tap yaptım. Orada gizli bir obje var. Mouse'umu getirdim. Shift tap yaptım ve bana o bölgedeki parçayı tekrar gösterdi. Tap gizliyor. Mouse'unuzu getirdiğiniz bölgede gizli bir parça varsa shift tap yaptığınızda o açılıyor sizlere. Bu sağlıklı bir yöntem mi? Aslında şöyle, sağlıklı bir yöntem değil tam anlamıyla ama çok pratik bir yöntem. Geldim, gizlemek istiyorum, gizledim. Baktım içerisindeki delik pozisyonuna. Sonra geldim, shift tap yaptım, geri getirdim bunu. Tekrar unsur ağacına gitmedim, hiçbir işlem yapmadım. Burası zaten klasörlü vesaire. Bulmak istediğim yerde arama gereksinimi duymadım bunu. Şu peki,
Örnek veriyorum, burada içeride bir bileşen vardı. O içerideki bileşene dokunmadan ben shift tab yaptım. Dışarıdaki kutu geldi değil mi karşıma? Bu kutuyu şeffaflaştırıp baktım, içinde bileşen yok. Ne yapacağım şu anda? Şunu da yapabilirsiniz. Ana montaja sağ tıkladığınızda veya alt montaja bağımlıları ile birlikte göster derseniz bu parçaya bağlı olan tüm bileşenler gözükecektir. Aynı bunun içerisine benim motorumun geldiği gibi. Bir de şuna değineceğim. İzoleydi biz çok sık sık kullanırız montajlarımızda tasarımcılar olarak. Ne yapıyoruz? İşte ben örnek veriyorum bu kısımda bağlantıda, şu aradaki bağlantıda geldim. Bu parçamı, işte belli parçalarımı seçtim. Sağ tıklayıp izole et dedim bu parçaları. Yalnızca bu üçünü gösterdi. Burada gelirim, işlem yaparım, çoğaltma yaparım, kesme vesaire, bu tarz işlemler yapabilirim. Bir de şunu soruyorlar. Diyorlar ki ayrı iki pencere gibi. Ya izole ettiklerim dursun, izolasyondan çıkmayayım. Ancak bana şu da lazım. Ya izole ettiklerimin haricini de göreyim, bağlantıyla alakalı vesaire. Şunu yapabiliyorsunuz o kısımda da. Bakın, gizli bileşenleri göster dediğinizde izole ettikleriniz haricini gösteriyor size. Gizle gösterden çıktım. İzoleler, gizli bileşenleri göster dedim. O anki gizli olanları gösteriyor ki siz de bunu sanki SolidWorks iki farklı şablondaymış gibi kullanabiliyorsunuz bu kısmı. Çünkü bazı CAD programlarında işte doğrudan bir komut varmış bununla alakalı. Belli şeyleri gizleyip farklı bir ortama atılabiliyormuş. İşte SolidWorks'te yok mu diye bize talepler geliyor. Aslında var, sadece yöntemi ve yapılışı farklı. İstediğiniz objeleri izole ettiniz. İkinci ortam dediğiniz alan aslında gizli bileşenleri göster. Yine burada da işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. İzolasyondan çıktım ve parçamın, montajımın, alt montajımın tümünü görünebilir hale getirdim. Son komutu tekrarla Enter. Burada da ben 15 benim için son. Daha sonrasında Berkay Bey anlatacak kendi 4 komutunu. Bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Biz SolidWorks'te aslında yaptığımız birçok işlemi, örnek veriyorum ben burada bir montaj ilişkisi açtım ve bunu kapattım. Enter tuşunu kullandığımda tekrar bana montaj ilişkisini tetikliyor. Veya ben boşluğa sağ tıkladığımda son kullanılan komutlar kısmında arka pencerede ne kullanmışım, ne yapmışım, onların hepsini görebiliyorum. Bu nerede işimize yarıyor? Belki de bilmiyorum, hani evet buradan komuta tıklamak, şuradan gelip bir komuta tıklamak kolay. Ancak işte ben burada bir radius işlemi gerçekleştireceğim. Yaptım bu radius işlemini. Farklı bir yerde daha şu pozisyonda da bir radius işlemi gerçekleştireceğim. O zaman ne yapmam gerekiyor diyelim. Ben tekrar radius komutuna gitmek yerine elimin altındaysa Enter tuşuna basıp tekrar radius komutunu açıp seçim gerçekleştirip sağ tıklayıp bakın tamam dediğim zamanda da doğrudan onaylayabiliyorum. Burada da çok basit, belki birçoğunuzun bildiği, çoğunuzun da işine yarayabileceğini düşündüğüm bir komutla kendi oturum tarafımı kapatmak istedim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Tekrar Berkay Bey'in 5 komutundan sonra sizlerle olacağım ve çok kısa bir genel online eğitimlerimiz sürüyor çünkü onlarla alakalı bilgi ve link paylaşımı gerçekleştireceğim ve sorularınızı alacağım. Zaten bu webinarımızı kaydediyoruz. Bu webinarımızı Armada Yazılım YouTube sayfasında ve Armada Yazılım'ın blog sayfasında bulabileceksiniz. Çok kısa eğitim sonunda da onlardan bahsedeceğim sizlere. Teşekkürler. Şimdi Berkay Bey'in ekranını sizlerle paylaşacağım. Herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Metan Bey'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin Berkay. Teşekkür ederim. Şimdi Metan Bey'in anlattığı 15 özelliğe ilave olarak ben 5 özellikten daha bahsedeceğim sizlere. Bunlardan ilki komut arama özelliğimiz.
Bu tarama özelliğimizin şimdi varsayılan ayarlarınızla beraber şu sağ üst kısımda gördüğünüz arama kutucuğu SolidWorks'te ara şeklinde, SolidWorks yardımda ara şeklinde ayarlıdır. Bunu sağ tarafında bulunan okta tıkladığımızda alt kısımda 4 tane seçeneğimiz çıkıyor. Bunlardan komutlar seçeneğine tıkladığımızda burada artık komut araması yapabiliriz. Şimdi bunu nerede kullanabiliriz? Mesela unsurlar kısmında benim kullanmak istediğim bir unsur yok. Bunu kolay bir şekilde eğer ismini biliyorsam kolay bir şekilde arayıp bulmama yardımcı oluyor. Mesela burada ben şimdi birleştir komutunu kullanmak istiyorum. Fakat unsurlar kısmında bu komutum yok. Arama kısmına birleştir yazdığımda hemen buldum. Şimdi bunu direkt olarak tıklayarak kullanabilirim. Şu şekilde gördüğünüz gibi hemen komutu çalıştırıyor bana. Ya da dilersem tekrardan komutu böyle yazayım. Özür dilerim. Yazamadım. Tamam. Ya da buradan komutu sürükle bırak yöntemiyle ben burada araç çubuğumu sürükleyip tek buradan da kullanımını gerçekleştirebiliyorum. Bunun yanında bu çubuğun şöyle de bir özelliği var. Komutun yan tarafına baktığınızda bir göz işareti göreceksiniz. Bu göz işareti komutun konumunuzu görmenize yarıyor. Yani buraya tıkladığımız zaman SolidWorks otomatik olarak komutun üzerine geliyor. Şöyle bir kırmızı okla da komutunuzun nerede olduğunu gösteriyor. Eğer ki bu komut çubuğumuzda yer almasaydı nasıl gösterirdi? Bir de onu göstereyim. Bu şekilde öncelikle komutu tekrardan ben araç çubuğundan dışarı alayım. Bakın. Şu an araç çubuğumda bulunmuyor komut. Göz simgesine tıkladım. Pardon, hala oradaymış. Tekrardan aşağı aldım. Bakın göz simgesine tekrardan tıkladığımda üst kısımdan komuta direkt olarak nasıl ulaşabileceğimi otomatik olarak SolidWorks bana gösteriyor. Buradan da istersem tıklayarak komutu kullanımı açabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun yanında göstereceğim bir özellik daha. Kısa yol menüsünü nasıl özelleştireceğimizi göstereceğim sizlere. Şimdi SolidWorks'te S tuşuna bastığınızda, Sivas'ın S'si S tuşuna bastığınızda şöyle bir kısa yol menüsü karşılıyor bizleri. Bu kısa yol menüsünü dilersek özelleştirebiliyoruz. Bunu da nasıl yapacağız? Yukarıda sistem seçeneklerinin yan tarafında yer alan oka tıkladığımızda kişiselleştir kısmını görüyorsunuz. Buraya geldiğimizde ikinci sekme kısa yol çubuklarıdır. Kısa yol çubuklarına girdiğimiz zaman burada bizi kısa yol penceremiz karşılıyor. Şimdi bu kısa yol penceremizi nasıl özelleştirebiliriz? Sol tarafta gördüğünüz komutlar vardır. Buradan dilediğimiz komutu seçerek mesela unsurları seçtim. İşte ne eklemek istiyorum buraya? Birleştir komutunu eklemek istiyorum. Şöyle sürükle bırak yaparak birleştir komutunu buraya eklemiş bulunuyorum. Bunu parça ortamında, montaj ortamında, ilk resim ortamında ve çizim ortamında olmak üzere 4 farklı şekilde özelleştirebilirsiniz. Bunları da yine mesela çizim ortamını açıyorum. Buradan çizime geliyorum. Sonra çizim ortamından istediğim özelliği bu kısa yol çubuğuna ekliyorum. Mesela çokgen oluşturmayı ekleyeyim buraya. Gördüğünüz gibi kısa yol çubuğuma eklendi şu anda. Tamam dediğimde bakın birleştir komutu kısa yol çubuğuma geldi. S tuşuyla bu kısa yola direkt olarak ulaşabiliyorum. Tıkladığımda kullanıma açılıyor komut. Bizim ortamında da bakalım isterseniz. Yine S tuşuna bastığımda bakın çizim ortamında özelleştirdiğim kısa yol çubuğum göründü. Çokgeni eklemiştim demin. Çokgen de şu an kullanılabilir halde bana sunuluyor. Bir diğer özelliğimize geçecek olursak, araç çubuğuna komut ekleme ve çıkarma yöntemini göstereceğim sizlere. Demin yaptım aslında. Buradan direkt olarak
Komut arama kısmından sürükle bırak yöntemiyle komut ekleme yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim tekrardan. Buradan sürükle bırak yöntemiyle direkt buraya komut ekleyebiliyoruz. Ama bunun yanında bir de şu yöntemi de kullanabiliriz. Bakın. Yine kişiselleştir menüsü içerisinden komutlar sekmesine tıkladığımda burada SolidWorks içerisinde kullanılan bütün komutları görebilirsiniz. Buradan dilediğim komutu dilediğim sekmenin üzerine yine sürükle bırak yöntemiyle kolay bir şekilde ekleyebiliyorum. Şöyle tuttum. Buraya bıraktım. Gördüğünüz gibi birleştir. Şu anda saç levha kısmına eklemişiz. Öyle yapayım, hatta unsurlara ekleyeyim. Bak, sürükle bırak yaptım. Unsurlar kısmına ekledim. Aynı şekilde buradan herhangi bir unsuru çıkartmak istediğimde ne yapıyorum? Yine kişiselleştir penceresi açıkken birleştir komutunun üzerinden gidelim. Bakın tuttum. Sürükle bırak dedim. Ya bu boşluğa ya da burada herhangi bir yere imlecin yanında kırmızı X işareti çıkana kadar sürükledikten sonra bırakıyorum. Artık komutum bu araç çubuğunda yer almıyor. Bunun yanında bir de göstermek istediğim özelliklerden birisi fare hareketleri özelliğini nasıl özelleştirebileceğimiz. Şimdi fare hareketleri nedir? Farenizin yani mouse'unuzun sağ tuşuna bastığınızda basılı tutuyorum. Şöyle biraz hafif sağa veya sola çektiğinizde şu şekilde kısa yollar göreceksiniz. Bu kısa yolları özelleştirmeniz mümkündür SolidWorks içerisinde. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ona bakalım. Yine sistem seçenekleri kısmından aşağı iniyorum. Kişiselleştir kısmında bakın. Burada fare hareketleri sondan ikinci sekmeye tıklıyorum. Burada beni iki tane pencere karşılıyor. Şimdi birincisi fare hareketlerini ayarlayabileceğim pencere. Sağ tarafta da hangi ortamda hangi fare hareketleri kullanılabilir onları görüyorum. Bunları da yine kısa yol çubukları gibi fare hareketlerinde dört farklı ortamda farklı bir şekilde özelleştirebiliyorum. Bunlar parça ortamı, çizim ortamı, montaj ortamı ve resim ortamı. Şimdi öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bunların sayısını ayarlayabiliyoruz. Şuraya tıkladığınızda bakın. 8 hareket, 4 hareket, 3 hareket, yatay ve dikey olmak üzere 2 hareket ve 12 harekete kadar bunu arttırabiliyoruz. 4 hareket dediğimde gördüğünüz gibi 4 tane sadece komut görünüyor. Bunları dilersem azaltabiliyorum, dilersem de 12 hareket kadar arttırabiliyorum. Bunu 4 harekete ayarlayayım ben. Bunu özelleştirme, yani komutları özelleştirme çok basit burada. Ve sürükle bırak yöntemini kullanarak komutlarımızı kolay bir şekilde özelleştirebiliyoruz. Mesela buradan tuttum şu dikdörtgeni. Boşluk bir yere attığımda bu slot şu anda boş görüyorsunuz. Buraya şu sol tarafta yer alan araçlardan dilediğimi ekleyebiliyorum. Böyle aşağı doğru çizimleri bulalım. Ya da unsurlar kısmından ekleme yapayım ben şuradan. Mesela yine birleştir komutu üzerinden gideceğim. Burada birleştir komutunu alacağım. Buradan parça ortamından bir tane komutu çıkartıyorum. Birleştir komutunu sürükle bırak yöntemiyle direkt olarak buraya atabiliyorum. Tamam dedim. Buradan bakın yine sağ tuşa bastım. Hafif bir oynattığım zaman birleştir komutunun kullanılabilir olduğunu görüyorum. Bıraktığım zaman komut kullanılabilir halde bana sunuluyor. Buradan komutu kullandık ve gövdeleri birleştiriyoruz. SolidWorks'te kullanabileceğiniz bir başka özellikle ayarları kopyala sihirbazı. Şimdi ayarları kopyala sihirbazımız ne işe yarıyor? Burada SolidWorks kullanıcıları şu seçenek kısmında görebileceğiniz ayarların hepsini kendi kullanımlarına göre özelleştirebiliyorlar.
Bu ayarları da kaydedip tekrardan içe aktarmanıza olanak sağlıyor SolidWorks. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Öncelikle ayarları kopyala sihirbazına nasıl ulaşacağınızı göstereceğim. Üst kısımda yine sistem seçeneklerinin yanında bunu aşağı indirdiğinizde ayarları kaydet, geri yükle diye bir seçenek görüyorsunuz. Buna tıkladığımızda bakın, ayarları kaydet veya ayarları geri al. İki tane seçenek sunuyor size. Bunlar üst kısımdaki ayarları kaydet butonu şu anki var olan ayarlarınızı kaydetmenize yarar. Ayarları geri al butonu da bilgisayarınızda var olan bir ayarı içe aktarmanıza olanak sağlıyor. Şimdi bir uygulama yapalım dilerseniz. Mesela ben bir ayarı buradan değiştireceğim. Seçenekler kısmından. Buradan bizim kısmından mesela şu ayarı aktif hale getirdim şu an. Bakıyorum ayarım aktif oldu mu? Bakın üst kısımda direkt sayısal veri girerek çizim yapma olanak sağlayan bir ayarı aktif ettim şu anda. Bu ayarımın ben kaybolmasını istemiyorum. Bir şekilde yedeklemek istiyorum. Daha sonra herhangi bir sıkıntı yaşadığımda bu ayarı içe aktarmak istiyorum. Bunun için ayarları kaydet özelliğini kullanacağım SolidWorks'ün. Ayarları kaydettim. Üst taraftaki butona tıkladım. İleri. Buradan göz at diyerek komutların kaydedilmesini istediğiniz konumu seçiyorsunuz. Şöyle sonunu bitirelim. Kaydediyorum. Son dedikten sonra ayarlarımın kaydedildiğini görüyorum. Tamam dedim. Şu an bakın bu ayarımı ben sıfırlayacağım. Bütün ayarlarımı sıfırla dedim. Şu an bakıyorum bu ayarım kapandı. Bakın herhangi bir çizim ortamına giriyorum yeniden. Ayarımı kontrol edeceğim. Bakın deminki veriyi girerek çizim yapma özelliğim kapandı şu anda. Bu ayarımı geri getirmek istiyorum. Bir şekilde kaybettim ve nereden ayarlayacağımı bilmiyorum. Geri getirmek istediğimde yeniden ayarları kaydet, geri yükle özelliğini açıyorum. Bakın alt kısımdaki butona tıklıyorum bu sefer. Geri diyorum. Göz at diyorum ve hangi ayarı içe aktarmak istediğimi burada bize soruyor program. Bunu alıyorum. Geri diyorum. Son diyorum. Şu an ayarları kopyaladığını bana söylüyor program. Şimdi bakıyorum. Ayarım düzeldi mi? Bakın gördüğünüz gibi yeniden aynı ayarı kazandık. Bir de bunun yanında şöyle bir opsiyon sunuyor program bize, yani özellik. Ayarları değiştirirken eski ayarları otomatik olarak kaydetme özelliği sunuyor. Yani benim bir önceki ayarlarımda bu konuma istersem kaydedilebiliyor. Aynı zamanda bu ayarları içe aktarırken direkt olarak ayar üzerine iki kere tıkladığımda bakın diğer ayarları kopyalama sihirbazı yeniden açıldı. Burada ben iki tane 2019 ve 2020 kullandığım için hangi program içerisinde aktarmak istediğimi soruyor program. Aktardım. 2020 versiyonunu seçtim. Son dedim. Yeniden aktarmış oldu. Şimdi size göstermek istediğim bir diğer özellik de unsur ağacında klasörleme özelliği. Başka bir montaj ortamında bir çizim açacağım sizlere. Şimdi kullandığımız çizimler bazen çok fazla bileşenden oluşabiliyor veya çok fazla montaj ilişkileri içerisinde bulunabiliyor. Kullanıcılar bunları ayırma gereksinimi hissedebiliyor kullanım kolaylığı sağlaması açısından. Bu yüzden SolidWorks bize unsur ağacında bunları klasörleme imkanı sunuyor. Bunu da nasıl yapacağız? Sol tarafta montajın bileşenlerini görüyorsunuz. Bu bileşenlerden dilediğimi seçerek farklı bir klasöre taşıyabiliyorum. Nasıl yapacağım? Mesela şu iki tane konveyörü görüyorsunuz şu anda.
ikisini de seçtim. Bu konveyörlerin farklı bir klasör içerisinde yer almasını istiyorum ben. Sağa tıkladım seçtikten sonra. Ardından yeni klasör ekle seçeneğimiz var. Yeni klasör ekle seçeneğine tıkladığımda bakın ben klasörü oluşturdu ve klasöre bir isim vermemi istiyor benim. Ha, konveyörler yazdım. Ve şu an konveyörlerimin olduğu çizimler farklı bir klasör içerisinde. Şöyle klasöre tıkladığımızda görebiliyoruz. Ardından şu robotun yer aldığı bileşenleri de ayrı bir klasöre taşıyayım. Yine sağ tıkladım. Yeni klasör dedim. Robot diyorum. Bakın çizimimi iki farklı klasörde kolay bir şekilde ayırdım. Aynı zamanda bunun içerisinde yani bir klasör içerisinde farklı bir alt klasör de oluşturmanıza imkan sağlıyor. Mesela şöyle şu bileşenleri yine farklı bir klasöre taşıdım. Enter dediğimizde altında farklı bir klasör açmış oluyor. Bunları yine silerken sağ tıklıyoruz. Sil dediğimizde çizimlerinize herhangi bir zarar vermeden dışarı aktarıyor çizimleri. Sil dedim. Bunu montaj ortamında yapabildiğimiz gibi part ortamında da unsurlar üzerinde yapabiliyoruz. Mesela part ortamında bir parçamızı açtım. Buradan sol tarafta unsur ağacında gördüğümüz unsurları dediğimizi seçerek şekilde. Yine sağ tık yapıyoruz. Aynı işlemleri uyguluyoruz. Klasörleyebiliyoruz. Baktığınızda klasörleme yöntemini kullanabileceğiniz bir uygulama da yapmak istiyorum ben şu anda. Bakın bu klasörleme yöntemini montaj ilişkileri üzerinde de kullanabiliyoruz. Montajında şu an çok fazla montaj ilişkisi olduğu için bunları ayırdım. Bakın. Hepsini farklı farklı klasörledim. Burada ne yapmışım? Mesela konveyör 1 diye bir montaj ilişkisi klasörü oluşturmuşum. Bunu şu an pasifleştiriyorum. Konveyör 2 diye farklı bir ilişki oluşturmuşum. Bunu bu şekilde yaptığımda kutum diğer tarafa geçiyor. Bunu pasifleştiriyorum. Konveyör 1 diyorum. Kutum birinci konveyörün üzerine geldi. Bunu şöyle bir yerde kullanabilirsiniz. Motion'da animasyon yaparken sıkça kullanılan bir özellik aslında bu klasörleme özelliği. Mesela bir çok küçük bir uygulama göstereceğim sizlere. Yeni hareket etüdü oluşturuyorum. Bakın sol kısımda montaj ilişkilerinde benim verdiğim montaj ilişkileri, klasörleri görebiliyorsunuz. Konveyör 1 aktifleştiriyorum. Şimdi ben bu kutunun şu kısımdan buraya doğru gitmesini isteyeceğim. Bir animasyon oluşturacağım. Çok basit bir animasyon. Bunun da hangi montaj ilişkisi içerisinde yapacağımı kolay bir şekilde klasörleme yaptığım sistem üzerinden direkt olarak konveyör 1 klasörü içerisinden montaj ilişkimi bulabiliyorum. Buradan mesela 0. saniyede ölçümlendirmeyi düzenliyorum. 600 olsun. Daha sonra 2. saniyeye geçtim. Yine aynı montaj ilişkisi üzerinden 0 diyorum. Bakın klasörler içerisinden kolay bir şekilde montaj ilişkime ulaştım. Animasyonu basit bir şekilde oluşturdum böylelikle. Böyle güzel bir kullanım alanıydı. Göstermek istedim hepinize. Son göstermek istediğim özellik özel görünüm ekleme özelliği. Şöyle yeniden çizimimizi açayım. Şimdi özel görünüm ekleme özelliği nedir? Şu üst kısımdan oryantasyon ekranını açtığımızda SolidWorks'ün içerisinde kayıtlı olan belli başlı görünümler vardır. Buradan tıklayarak bu görünümlere ulaşabiliyoruz veya Space tuşuna basarak da bu menüye kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Peki ben kendi istediğim farklı bir görünümü nasıl ekleyebilirim? Program içerisine onu göstereceğim. Mesela şöyle şu kutuya yakınlaştım. Ben bir de bu görünüme kolay bir şekilde ulaşmak istiyorum. Program içerisine bu görünümü kaydetmek istiyorum.
Bunun için Space tuşuna bastım veya üst kısımdan da yapabilirsiniz bunu. Burada yeni görünüm ekle ikonunu göreceksiniz. Kamera açınızı ayarladıktan sonra, yani görünüm açınızı ayarladıktan sonra bu yeni görünüm ekle ikonuna basıyoruz. Ardından program bize bu görünüme yeni bir isim vermemizi istiyor. Buna kutuluyorum bu şekilde. İsmi verdikten sonra tamama tıklıyorum. Gördüğünüz gibi oryantasyon ekranında kutu görünümüm artık oluşturulmuş halde. Bakıyorum çalışacak mı? Şöyle bir görünümü biraz değiştireyim. Açtım oryantasyon ekranımı. Tıkladım. Gördüğünüz gibi görünümüm geldi. Bu oluşturduğum görünüm şu anda sadece bu çizim için, yani bu döküman için geçerli bir görünüm. Dilerseniz bütün dokümanlarınız için geçerli yapabilirsiniz. Şurada sağ kısımda gördüğünüz gibi oluşturulan görünümün yan tarafında kaydet butonunu görüyorsunuz. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra bu görünümün artık SolidWorks içerisinde kullandığınız bütün dokümanlarda kullanılabilir olduğunu görebilirsiniz. Yanında dünya işareti geldi zaten. Evet arkadaşlar, benim anlatacağım özellikler bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü tekrardan Metehan'a devredeceğim ben. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz Berkay anlattıkların için. Ben şu an tekrar kendi ekranımı paylaştıracağım. Şöyle Tamam. bakayım. Şu an sanırım benim ekranım geldi karşınıza. Bizim bu eğitim serilerimiz haftada en az 2-3 tane eğitim düzenliyoruz aslında biz ve bu eğitimlerimizi hem sosyal medyadan, Facebook'tan, maillerinizden duyuruyoruz. Bunların haricinde aslında doğrudan bu bağlantıları olmayan kişiler de armadayazılım.com'a girdikten sonra direkt üst tarafta bulunan menülerden şurada eğitimler kısmına tıklayıp tekrar açılan sekmede de yine eğitimlere tıklayıp aşağı indiğinizde bakın. Nisan ayı takvimini komple buraya entegre etmişler. Hatta Mayıs'taki bile eğitimleri yine buraya entegre etmişler. Neler var hepsini görebilir ve ücretsiz bir şekilde bu linke tıkladıktan sonra kayıt olabilirsiniz. Sıradaki eğitimlerimizden bahsetmek gerekirse önümüzdeki hafta bir hafta boyunca sanırım sürecek olan bir temel eğitimimiz var. Online hiç SolidWorks bilmeyen kullanıcılar için arkadaşlarınıza, etrafınızdaki kişilere önerebilirsiniz. Bir de yine montaj verilerinin yönetilmesi, paylaşılması ile alakalı sanırım Barış Bey'in yapacağı bir eğitim var. Bir de bizim bu yaptığımız eğitimin ikinci serisi var. Yine haftaya Cuma. O zaman da bize Fatih Bey eşlik edecek. Yine bu tarz sıkça kullandığımız komutları orada sizlere göstereceğiz. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Bir de kayıt hakkında çok sorular soruluyor. Kayıt hakkında da isterseniz YouTube'dan Armada Yazılım kanalına erişim sağlayabileceğiniz gibi bizim blog.armadayazılım.com diye oluşturduğumuz blog sayfasında da hem bu tarz kaliteli dokümanları bulabilirsiniz. Güzel içeriklerimiz mevcut. Sadece SolidWorks değil, genel teknik işlerle alakalı da belli başlı blog yazıları, içerikler var. Buraya da yine biz yapmış olduğumuz bu webinarın kaydını şu alt tarafa ekleyeceğiz. YouTube linkine doğrudan erişeceğiz. Buradan da yine onu izleyebilirsiniz. Armada Yazılım kanalının içerisinde de yine sizlere bahsetmiş olduğum gibi bütün videolarımız burada karşınıza çıkacak. Bu videoyu da oraya yükleyeceğiz. Soranlar olduğu için gösteriyorum. Burada birçok farklı şeylerimiz var. Seçeneklerimiz var. Onları da yine İzleyebilirsiniz. İşte PDM ile alakalı, Visualize ile farklı ürünlerle alakalı birçok içeriğimiz mevcut. Bilginiz olsun. Sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz Berkay ile birlikte. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Ben şuradan question'ları genişleteyim. Özel olarak mail adreslerimizi de ben chat kısmına bırakayım. Berkay Bey'in ve benim. Oradan mail olarak da herhangi bir sorunuz olduğunda bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Biz teşekkür ederiz. Sizlere de iyi çalışmalar.
Teşekkürler, iyi günler sizlere de.